Evet sevgili dostlar, 6.'sı düzenlenen Proant İstanbul Fuarı'nda dostlarımız, misafirlerimizi standımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Dışarıda hafiften bir yağmur başladı ama fuar geçtiğimiz seneye göre, bir önceki röportajımızda da sohbetlerimizde de belirttik. Kalabalık, yani geçtiğimiz seneye göre nispeten biraz daha kalabalık. Yaşar Burak Uslu geldi standımıza. Kendisini ağırlayalım dedik. Kendisi çok sevdiğimiz bir dostumuz. Yaban ekranlarından da tanıyorsunuz. En son Etnospor'da beraberdik. Bize değerli yorumlarıyla katkıda bulundu oldukça 3 gün süren Etnospor Kültür Festivali'nde. Bakalım bu seneki de yaklaşıyor. Az kaldı. 11-12-13 diye hatırlıyorum. İnşallah. Evet, doğrusuyla. Doğrudur. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok şükür. Valla şimdi arkada 11 yaş diyor. Yani doğru. Yaban'ın 11 senesi. Allah rahmet eylesin. Şimdi Ufu almadan olmayacak. Keşke görebilseydi. Hani içeri girince bende o murukluk oluyor. Yani bu hepimizde olan bir şey. Kesinlikle. Yani ama güzel işler yapıyoruz. Çok. Ya çizgi hep yukarı doğru. Önemli olan hep o. Hep beraber. Sizlerle beraber. Yani yok, elimizden geldiğince. Dostlarla, herkesle beraber. Ama ya bugün Perşembe, açılış günü. Ben hayatımda kalabalık. Ben de. Yani Türkiye'de yapılan ilk İstanbul'da yapılan fuarlarda her birinin açılış gününde muhakkak gitmişimdir. 80'lerden beri. Ben Perşembe günü bu kadar adam görmemiştim hiç. Evet, tatil değil, herhangi bir şey değil. Evet, aman artarak devam etsin. Yani dostlar gelsin, herkesi yaban standa bekliyoruz. Standımızda ağırlamak isteriz, balta atabilirler. Geçtiğimiz senelere göre farklı bir etkinliğimiz var. Yaban Akademimizin farklı bir etkinliği var. Balta atabiliyorlar. Okçuluk eğitmenlerimiz burada sizleri okçuluk deneyimiyle tanıştırmak için bekliyorlar. Okçuluk deyince esasında Yaşar Burak Uslu da gelir sevgili dostlar haklı. Yani o da bu konuda kendisi şu an için biraz o konuda tevazu gösteriyor. Kitap da yazdırmışsınız yani, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi, en son sergi Yaban TV'de yayınlandı. Şu çok an YouTube güzel, sayfasında evet, da çok var. Çok güzel bir sergiydi. Ok Meydanı Okçular Tekkesi'nde bir Kemankeş Türk Okçuluğu sergisi yazdırmıştık. Evet. Yaban çok sağ olsun. Bu konuda hiç yani orası da bize kapının öncesinden açtı. Yaban izleyicileri orayı herkesten farklı, daha öncesinden tanıma. Doğru. Sizin yorumlarınız esasında orada tarihi, gerçekten doğru, bir tarihi ışık tutuluyordu. Doğru. Biraz anlatsanız orayı. Hakikaten çok güzel görüntülerdi. Ya, tabii bildiğiniz gibi orası Fatih Sultan Mehmet'in fetih sonrasında okçulara vakfetmiş olduğu bir arazi. Şimdi Okçular Vakfı orayı birkaç senedir ayağa kaldırmış durumda. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir projeyle eğitim yapıyorlar. Tabii orada bir sergimiz vardı. Danışmanlığını benim yaptığım ve işte hazırlamış olduğumuz bir konseptle çıktı. Şimdi orası biraz daha aşamalar, belki bir müze olma ihtimali var. Yine bir takım çalışmalarımız var. Bakalım yani bir yere doğru gidiyor. Bir de ama en güzel tarafı şu. Şimdi az evvel onu Ekrem Bey'le konuşuyordum. 35 yıl önce benim elime tüfeği mi verselerdi, yayı mı verselerdi, vallahi okla yayı verselermiş, hani çok daha iyi iş yaparlarmış. Çok farklı bir tecrübe. Bir de bizimki tabii geleneksel okçuluk. Yani doğru, Osmanlı usulü ve Türk usulü çalışıyoruz. Birçok yerde kulüpler var. Yaban izleyicilerin aktüelde birçok defa tanıştık. Üniversitelerde en büyük ümidimiz bu. Yani doğru, genç nesil. Okçuluk çok güzel bir yöne doğru gidiyor şu an. Yani evet. Bizim yabana gelip bizi orada gören izleyicilerimiz, Yaban Akademi'nde verdiğimiz bizim okçuluk eğitimleri olsun. Doğru. 8 yaşından 70 yaşına kadar gerçekten bizim deneyimli hocalarımız eşliğinde okçuluk sporuyla herkese tanışmaya davet ediyoruz. Ve gerçekten çok keyifli, çok faydalı bir spor. Sağlığa çok kesinlikle, faydası var. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey var. Vücut duruşundan tutun da yani nefes alıp vermenizi çok esasında odaklanma, sizi disipline ediyor. Çok yani doğru. Gerçekten sizi disipline ediyor. Çok keyifli bir spor. Bu 3-4 yıldır hem Okçular Vakfı'nda Yaban Akademi'nin, Yaban'ın burada bence bu kulvarda bir adım öne çıkarak bunu sürüklemesiyle beraber çok güzel yerlere gidiyor diye ben görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin her yerinde, şimdi geçen yıl Etno'da gördük, bu yıl da göreceğiz. Evet. Artık limit koymak zorundalar, yani artık katılımcı limiti koyuyorlar 2. yıldır. İnanılmaz bir şey var. Doğru. Aşağı yukarı her üniversitede neredeyse bir geleneksel okçu kulübü var. Her ilde muhakkak var, artık ilçelere geçmeye başladı. Yani geleneksel okçuluğun olimpiğin yanında bir anda böyle bir patlaması, tarih merakı, işte televizyondaki çok diziler. Çok başarılı sporcularımız da var, yarışmalara katılıyor yani var, Türkiye var, adını var. Yarışan ya, kulüpler adına ve keza aynı şekilde Türkiye olarak da yarıştığımız yarışmalarda, milli yarışmalarda şöyle da çok başarılıyız. Şey, mesela şu anda milli takım geleneksel okçulukta çıkması gibi böyle bir çalışma var yani. Böyle evet. Bu Etno'da da göreceğiz. Fethi Kupası yaklaşıyor mesela. Doğru. Yurt dışından birçok insan geliyor. Yani biz bu işe ilk ben 7-8 yani 9 yıl önce başladım diyelim. Merak sarıp
Hani videoları da göreceklerdir, bizim yaban arşivinde de var çektiğimiz programlarda. Hani bu kadar küçük adımlarla giden şeyin bir anda nasıl sıçradığını görmek. Bir de tabii okçuluğun bir güzel tarafı var. Doğada yapılan bir hedef okçuluğunu yaptığımız zaman doğayla bütünleşmeyi orada hissediyorsunuz. Doğru. Daha iyi, sessiz. Avcılıkta da ben bu işin artık hani hep her programda söylemişimdir avcının tarihinde. Yani bizim avcılığımızın yavaş yavaş artık geleneksel okçulukla ve okçulukla da belli bir noktaya gelmesi lazım. Kesinlikle. Çünkü hani avcılık basamaklarında vardır ya, en son profesyonellik artık basamağına falan gelir. Orada biraz daha rafine bir hale geliyorsunuz. Saygı duyuyorsunuz, yaklaşabiliyorsunuz. Bir atma şansınız var, ikinci yok. Vurdunuz, vurdunuz, vuramadınız, keyifle arkasından bakıyorsunuz. Doğru. Yani vallahi herhalde değil mantık. Onu, 11, 12, 13 Mayıs'ta evet, tekrar doğru. Etnospor Yenikapı'da olacak bu sene. Bizler de bulunmaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Geçen seneki çok keyifli tabii. Zaman geçirecek. Oraya katılımcılar olsun, izleyiciler olsun, doğru. Vatandaşlarımız olsun. Burçin'e de ben size olan emeklerine her zaman çok teşekkür ederim. Burçin kardeşimiz de o da her zaman sizinle beraber. Eyvallah, sağ olsun. Yani benim artık asistanlığım şeyinde evet. Artık oluştu. Benim hafızam, hepimizin hafızası hatta birçok noktada hatırlatır. Ona da çok teşekkür ediyoruz burada. Ben de aynı şekilde. Yani bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi aile içinde bu işi yapmak ve heves duyulması, işte bir kardeşle beraber bunu yapabilmek veya eşinizle beraber yapabilmek. Doğru. Farklı ayrı bir keyif. Paylaşım. Evet. Doğru söylüyorsun. Peki ayağınıza sağlık siz diyoruz. Siz sağ olun. Estağfurullah. Diğer günlerde beraberiz arada İnşallah. Buradasınız. Cumartesi de burada olurum inşallah diye tamam. Düşünüyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bizden bir dostumuz, bizim yabanın içinden, sizin ekranlardan tanıdığınız Yaşar Burak Uslu bizlerle beraberdi. Teşekkür ediyoruz kendisine Rica tekrar. Rica ederim, sağ olun. Kısa bir ara diyelim. Gelen dostlarımızı burada ağırlamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.